3 yeni şampiyon, Skarner Rework'te gelen yetenekler, Nunu'nun yeni oyunun fragmanı, hikayesel gelişmeler gibi harika haberlerle karşınızdayım bugün. O kadar harikalar ki yine otel odamdan telefonla bir video çekiyorum size. İlk olarak yeni şampiyonlarla başlamak lazım. Huey yeni orta koridor şampiyonumuz kendisi. Erkek, sanatçı ve kompleks bir şampiyon. Nafiri ve Briar gibi kiti biraz daha basit, temel, anlaşılabilir şampiyonlardan sonra daha derin ve farklı kombolar yapabileceğiniz bir şampiyon getirmek istediğini söyledi Riot Games ve sanatsal tekniklerini farklı kombolarla birleştirerek ilginç büyülü sanatlar yapabileceğimizi söylüyorlar. Şampiyonun tasarımcısı konusunda ise biraz kaos var. Çünkü öncelikle Riot Maxwell başlıyor sanırım şampiyon tasarlamaya. Tehlikeli biraz çünkü kendisi Lilia'dan sonra Gwen ve Kassandra'yı tasarladı. Sonra bu arkadaş modlar takımına gidiyor. Riot Endless Plows'ı bırakıyor şampiyonu. O da Zaya, Rakan, Pyke, Yuumi, Yone, Velvet'i tasarlayan. Dolayısıyla bence geçmişi nefis görünen bir tasarımcı. Sonra o Riot Games'ten ayrılıyor. Ve mevcutumuzda iki tane çaylak şampiyon tasarımcısına bırakıyorlar. Biri Milio'nun tasarımcısı. Tasarladığı tek şampiyon Milio. Dolayısıyla arka planı biraz garip bir şampiyon ama bu kadar farklı zihnin ve farklı şampiyon tasarımcısının elinden bence gerçekten çok ilginç bir şey çıkabilir. Bakalım nasıl bir şampiyon olacak. Bu arada bir not olarak şampiyon hakkında sanat belli bir empati gerektirir demişler. Jin'in zalimlik gerektirir lafına referans olarak hoşuma gitti. Bir sonraki yeni şampiyonumuzsa kuvvet dolu ancak sevimli bir yaratık olarak bahsediliyor. Kendisi çok 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 büyük ihtimalle yavru bir ejderha olacak. Çünkü minik bir ejderha yumurtası gördük şampiyonun teaser görselinde ve alev saçmaktan, alev saçmayı öğrenirken, kendini keşfederken, yuvasına dönmeye çalışırken dünyayı keşfeden ve güçlenen bir şampiyon olarak bahsediliyor kendisinden. Şampiyonun rolünü henüz bilmiyoruz ama hikayesel olarak onu koruyan bir varlıktan bahsediliyor. Dolayısıyla annesi olan ejderha işte Demacia'nın etrafında dönüyor falan böyle büyük ihtimalle. Kendini biraz daha soylu olarak gören vesaire bir karakter. Ve tasarımcısı Rabid Lama, Aurelion Sol ve Bard'ın tasarımcısı. Dolayısıyla gerçekten zamanına göre iki çok ilginç şampiyon yapmış bir eleman yapıyor bu şampiyonda. Dolayısıyla burada da mekanik ve farklılık olarak umudum yüksek benim. Son olarak 3. şampiyona dair daha da az şey biliyoruz. Freljord'lu bir Vastaya geliyor. Üst koridordan geliyor. Dünyayı gezmeye, bir şeyler öğrenmeye ve başkalarının göremediklerini görebilen biri olarak keşifler yapan bir şampiyon olarak bahsediliyor. Yeni bir Vastaya'nın vakti gelmişti. Freljord'lu bir Vastaya'nın vakti gelmişti. Sizce hangi hayvanla kombine olacak? Tahminlerinizi bekliyorum. Ne lazım oyuna? Ve bu şampiyonun tasarımcısı da daha önce Ornn, Ivern, Sylas, Samira, Renata, Nilah ve Milio'yu tasarlamış. Milio'nun yani yan tasarımcısı olmuş. Diana ve Fiddle'ın da rework'ünde görev almış. Dolayısıyla çok yazı tura geldi bana, bilmiyorum. Böyle çok iyi ve çok yani oyunun en kötü şampiyonlarından biri belki de Ivern tasarlamış ve müthiş dizayn harikası olan Ornn'u tasarlamış aynı zamanda ama her türlü ilginç işlere imza atmış bir abi. Dolayısıyla 3 şampiyonda gerçekten bence umut verici. Ve artık yeni şampiyonlara geçip Skarner rework'ü konuşma vakti geldi. 2024'ün başlarında gelecek ve skill'leri büyük oranda kilitlenmiş temasıyla birlikte. Bacak sayısı, kuyruk sayısı, duruşu, elementleri onları falan artık iyice oturtmuşlar. Toprak elementiyle alakalı bir vibe'a gideceğini söylüyorduk Skarner'ın biliyorsunuz. Bunu Talia'dan ayırmak için toprak elementi büyüsel bir şekilde evet var. Ama işin içinde fiziksel kuvvet de var şeklinde yaklaşmışlar. Yani Skarner böyle pençeleriyle toprağa girip, koparıp millete fırlatmak üzerine biraz. İlk olarak W yeteneğinden bahsetmişler. Gördüğünüz üzere basıyorsunuz, yere vuruyor ve etrafına hasar saçıyor. Zaten buna benzer mekaniği vardı Skarner'ın. Bu şekilde işlemişler. Daha böyle depremimsi bir etki, yerde bir şok etkisi yaratma üzerine. Ultisinin topluca insan çekebilme ihtimalinden bir önceki videoda bahsetmiştik. Orada hani tek bir kişiye tıklayıp rakip şampiyonu almak play yapma açısından hani aralığı belli ama flash ulti atıp 0 kişiye tutturup 4 tane soru işareti yemek de mümkün artık. Flash ultiyi atıp
3 kişiyi yakalayıp takımınıza getirip win aldırmak da mümkün. Skill expression dediğimiz o yeteneğinizi ortaya koyma, şampiyonunuzun ustalığını ortaya koyma konusunda fark bayağı açılmış olacak Skarner'da. Diğer yeteneklerde de benzer bir durum söz konusu. Çok daha taktiksel bir şampiyona dönüşüyor. Q yeteneğinde Skarner böyle yavaşça uğraşıp yerden bir kaya koparıyor, tamam mı? Bu kaya elinizde olduğu sürece ekstra hasar veriyorsunuz. Dolayısıyla gank'e girmeden önce duvardan bir tane taşı söküyorsunuz, adama kayayla vuruyorsunuz. Kaçmaya mı yeltendi? Menzilinizden çıktı mı? Kayayı arkasından fırlatıyorsunuz. Slow atan bir skill shot. Dolayısıyla rakibi öldüremediyseniz son bir yakalama ihtimali veya slowlayıp tekrar peşinden koşma veya kafasına o ensesine taşı vurup öldürme şeklinde bir mekanik benim çok hoşuma gitti. Acayip güzel bir derinlik vermiş Skarner. Okey, şu an elinde bu bonus hasarı tutabilirsin ya da bu bonus hasarı fırlatabilirsin. Bence çok güzel bir mekanik. E yeteneğine geçelim. E yeteneğinde de minik bir Sion ultisi ya da Nunu ultisi gibi bir hava var. Duvarların içinden geçebiliyor. Yardırıyorsunuz duvardan. Drift atıyorsunuz, yine kontrol etmek zor. Sion ve Nunu gibi dediğim o. Drift atarak gidiyorsunuz sürüklenerek. Birini tutabilirseniz yolda duvara vurup stun'ı çakabiliyorsunuz. Ya yani stun'dır diye tahmin ediyorum. Duvara vuranlar genelde stun ve bu E'yi atıyorken yolda kaya da koparabiliyorsunuz. Dolayısıyla burada derin bir combo da var. E ile gir yerden kayayı, sök belki adama, slow'u at. Q'yu taşı fırlatabiliyor musun da emin değilim ama slow fırlat. Duvara vur falan şeklinde. Skarner gerçekten derinlik olarak inanılmaz seviye atlayacak gibi görünüyor. Çünkü oyunun en basit şampiyonlarından biriydi. Sürekli Q'ya basıyordun. Haritada ucube noktaları vardı. W'si zaten çok basit. E'sinde işte birilerine çarpıp yavaşlama falan vardı. Ultisi çok net falan. Çok daha farklı yönlere evrilebilen güzel bir şampiyona dönüşecek gibi görünüyor Skarner. Ve Skarner Hextech hikayesindeki yerini kaybediyor. Çünkü Riot Games sonunda hikayeyle ilgili bir açıklama yaptı. Dediler ki Arcane'in yaşandığı evren, Arcane'de olanlar canon sayılıyor. Yani ana hikaye sayılıyorlar bundan sonra. Mini hikaye yazmayı bıraktık çünkü çoğu kişi okumuyordu ve etraf çok dağılıyordu. Bir adım geri çekiliyoruz. Her şeye bir bakıyoruz. Bundan böyle yayınladığımız her şey evrende geçerli olacak. Ay ben bu hikayeyi okumuştum ama bir diğer hikaye bunu uymuyor demeyin diye. Evrene zihnen ve vakten yatırım yapıyorken korkmayın diye artık hikayeyi tek bir noktada birleştiriyoruz diyor Riot Games. Tabi Arcane Hextech'in icadı konusunda bir şeyleri değiştirmişti. Yani gidip Skarner gibi töz kabuklardan bu kristalleri koparıp kapitalist bir sistemde onları fabrikada işleyip satma hikayesi var. Bir de Arcane'de izlediğimiz şeyler var. Arcane'de izlediklerimiz doğru olunca Camille gibi, Seraphin gibi Hextech ile alakası olan şampiyonların hikayesi değişmek durumunda kalacak. Bana biraz artık hikayeyi MMO'ya saklıyorlarmış gibi görünüyor. Tabi birkaç yıl sürecektir bu ama ana medyalardan ilerleyip böyle dizilerden, filmlerden, sinematiklerden gidip onları netleştirmek istiyorlar. Ve Aatrox'un yer alacağı bir yeni sezon sinematiği yayınlanacağı önümüzdeki aylarda söylendi. Skarner için de tarihi söylemediysem 2024 başında geliyor. Şimdi Song of Nunu geliyor. Song of Nunu da bu ana hikayenin parçası olacak. Yani Song of Nunu'da gördüğümüz her şey canon olacak. Hatta bundan sonra çıkacak olan Riot Games'e dair her şey için buna inanabilirsiniz dendiler. Yeni bir şey yayınlayamıyoruz çünkü hani bir bunca evreni bir toparlamamız lazım. Dağları hareket ettirmek uzun sürer tarzında bir söz yazmışlar altına. Hani böyle o kadar büyük bir evren oluştu ki bilgi dolu bu zamana kadar. Düzenlemek için, her şeyi oturtmak için vakte ihtiyacımız var diyorlar özellikle. Ama gelin Nunu'nun fragmanında neler oluyor bakalım. Okey, Nunu'yu sevimli bir şekilde karda dağlardan bakarken görüyoruz. Willamp'ı arıyor. Beni duyabiliyor musun? Bir şeyler söyle. Willamp bu arada gerçekte bu kadar sevimli değil. Sadece Nunu onu öyle görüyor. Hayal gücü ve sihirli. Willamp çok daha korkunç bir yetti normalde. Arkadaşlıklarını güzel işlemişler, okey. Hatırlamayanlar için bu oyun biraz daha böyle adventure, 3D. Gezdim dünyayı, puzzle'ları çözdüm, oradan oraya zıpladım. Daha önce zaten oynanış fragmanına bakmıştım. Ta aylar önce. Ekko oyununu da bir oynamadım. Ooo. Nereye gidiyorlar öyle? Ve... A great darkness stirs.
A darkness that threatens the entire Freljord. Bütün Freljord'u tehdit eden bir karanlık dedi Lissandra. Gözcülerden bahsediyor ve Nunu'yu uzaktan izliyor. Yeti büyüsüyle ilgileniyordu büyük ihtimal. Braum'un kızağında kayarak çığdan kaçabiliyoruz. Winamp'la kartopu savaşı oynayabiliyoruz. Sonsuz uçurumda Lissandra'nın askerleriyle karşılaşabiliyoruz. Oh no. Oh no. Çok zor görünen puzzle'lar çözüyoruz. Biraz daha kaydırak. 1 Kasım'da çıkıyor. Ne kadar yakın. Çok... Aa, 18 gün sonra çıkıyor Song of Nunu. Bu kadar yakın olmasını beklemiyordum dürüst olmak gerekirse. Ultra heyecanlandığım bir oyun değil ama heyecanlandığım bir oyun. Yani bakınız Sylas oyununu bam diye bitirdik. Ruined King'i severek bitirdik. Ekko'nun oyununu ise 40 dakikayı falan geçemedim. Bana hem biraz zor geldi hem de bu Amerika'ya taşınma mental olarak dağınık olduğum döneme falan denk geldi. Umuyorum Nunu'nun oyunu çıkana kadar bir ev bulabilirim. Hala ev arıyorum. Burası gerçekten çok farklı bir dünya. Başka bir ülkeye gidip hayat kurmak düşündüğümden daha çok vakit alıyormuş. Umarım düzen kurup sonra bilgisayarımı toplayabilirsem mutlaka Nunu oyununu sizlerle birlikte oynayacağız. Gelişmeler bu şekilde. Atladığım bir şey varsa affola. Son dönem kostümlere vesaire bakamadık, kusura bakmayın ama durumları biliyorsunuz. Sosyal medyadan arada bir dokunuyoruz en azından. En yakın zamanda umarım yerleşip sizlerle daha çok görüşebilmek dileğiyle. Bye.